Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz alo kelimesinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler. Telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız o alo sözcüğünün gerçekte bir kadın isminin kısaltılmış bir adı olduğunu biliyor muydunuz? Alessandra Lolita Osvaldo isimli kadın telefonu icat eden Alexander Graham Bell'in sevgilisiydi. Alexander Bell telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmişti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Alessandra Lolita Osvaldo'dan başka olmayacağını bildiğinden dolayı telefonu açar açmaz Alessandra Lolita Osvaldo diyordu. Bell zamanla sevgilisine ismini kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açtığında onu Ale Olos diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça Alexander sevgilisinin adını daha da kısalttı ve bu isim Ale oldu. Lolita tüm kente yaymaya çalıştığı, telefondan başka bir şey düşünmeyen sevgilisini bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca Bell'i telefonuyla baş başa bırakıp onu sonsuza dek terk etti. Yaşlı Bell bu duruma üzülmüş olsa bile hayallerini bir kenara bırakmadı ve sadece işine odaklandı. Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Alexander Bell'i artık başka kişiler de arıyordu. Fakat o telefonunun her çalışında kendisini sevgilisinin aradığını düşünerek telefonu alo diye açıyor ve artık herkese alo diyordu. O günlerde herkes hemen hemen telefonu açtıklarında Alexander Bell'in anısına saygı olarak alo demeye başladı. Bugün tümümüzün kullandığı alo sözcüğü işte o günlerden günümüze uzanmaktadır. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.